أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. Bu ayetler dizisine Âl-i İmrân suresindeyiz arkadaşlar. 68 ve 69. sayfanın en alt ayetler üzerinde duracağız inşallah. Hayır, özür. 60 evet. 8 ile 70. sayfanın 72. sayfanın altındaki ayetler üzerinde duracağız. Ayetlerin ağırlık merkezi, Ramazan'da ağırlık merkezi konu nedir? Oruçtur. Haçta tavaftır, sahidir, menasiktir tabiri caizse. Bugünlerde ülkemizin ağır imtihanları var. Belki de arkada biz İstiklal Savaşı'ndan sonra ilk defa böyle çaplı bir işin ucunda savaşın da gözüktüğü, Allah korusun, ağır bir operasyonel durumla iç içeyiz. Neyle karşılaşacağımız da belli değil. Allahu Teala yolumuzu açsın, önümüzü açsın. Her türlü gerçekten tezgahlardan, tuzaklardan, son tabir kumpaslardan da Allah bizi korusun. Amin. Bizim kimseye zulmetmeye, canını almaya, o insanlara ve o onların yaşadığı coğrafyaya kötülük yapmaya niyetimiz bile yok. Bırakın eğlenme, aklımızın ucundan geçmez evelallah. Öyle olsaydı biz sınırların etrafına beton, yüksekçe kale gibi duvarlar örmezdik. Sınırlarımızı tam fırsat bu fırsat diyerekten bir şeyler düşünürdük. Öyle bir emperyal niyetimiz hamdolsun yok. Dolayısıyla bu ortamlarda bu içeriği okuduğum ayetleri biraz sonra daha net anlaşılacak. Bunların işlemesi daha uygundur. Tamam mı arkadaşlar? Yani dinin direği namaz da önemli, haç da önemli, zikir çok önemli, insanı diri tutan bir ibadet değil mi? Tesettür hanımlar için saçlardan tamamı dahil olmak üzere ayaklarının bileğine kadar hayalı, edepli, şöyle bakıldığında aynen rahmetli anamız da galiba böyle örtünüyordu. Ne kadar da güzel bir görüntü. Sübhanallah. Hazreti Ayşe modeli, Hazreti Fatıma modeli. Bunlar hepsi güzel. Fakat bugünlerde arkadaşlar insanın dili tutacak, cephedeki yiğitleri motive edecek, bizi de böyle bu işe İnşallah yönlendirecek, yüreğimizi en azından canlı tutacak ilahi bilgilere ihtiyacımız var. Değil mi? Bu işin Allah MR'ını, ne bileyim tomografisini, derin tahlilini yapmış, önümüze koymuş. Biz de böyle sakalımızı kaşıyarak derin derin bu işler üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Bir de savaşın en kritik, Davut peygamberin bile sarsıldığı, böyle Talut'un, Calut'u, ondan sonra ordu olarak devirdiği Davut peygamberin öldürdüğü o büyük savaşta da şöyle bir okkalı, müthiş, sarsıcı bir dua var. Artık böyle can boğazlara gelmiş, gözleri yuvadan fırlamış, yorgunlukta insanın perişan, bitkin. Savaş ortamı ya. Biz şimdi film izler gibi izliyoruz arkadaşlar. Atari oynar gibi bakıyoruz ekranlara. Oralarda olmak ne kadar zordur. Yani o bölgede halk olmak ne kadar zordur.
O bölgenin hayvan olmak bile zordur. O bölgenin bir yeşil dokusu olmak bile zordur ya. Savaş bölgelerinin değil mi arkadaşlar? Terörün yoğunlaşan adreslerin. Bir de orayı temizlemek için kalleşlerin görünmeyen, bilmediğimiz yıllardır oluşturduğu tuzakları, neyle karşılaştığını bilmeyen o sürprizleri, hepsini en az zayiatla geçmek için mücadele veren hak tarafındaki asker olmak daha zor. Onun için insanın böyle zor zamanlarda şu duayı yapması gerekiyor ki Allah bu duayı Kur'an'a yerleştirmiş. Savaş hallerinde Bismillah ve benzeri zor ve zorlandığınız anlarda bunu okuyasınız. Bir de kopya çekmeniz gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Yerleştirmiş Kur'an'a Bismillah bakara. Rabbena efrig aleyna sabran ve febbit akdamena ve nsurna alel kavmil kafirin. İkinci ayetinin sonu da böyle bittiği için 68. sayfadaki Âl-i İmrân ayetleri, bunu da hem perçinlemek, ayeti ayette iyice anlaşılır kılmak, ondan sonra güçlendirmek için takviyeten okumuş olduk. Nedir? Rabbena, ey biricik Rabbimiz, bizi cephelerde gören, bizi bu zor imtihanlarla imtihan eden ve burnumuzdan soluduğumuz, nefes alamayacak durumda olduğumuz bu zor anımızı izleyen Allah'ım, ne olur efrig, boşalt, boşalt. Aleyna, tepemizden sabran, çok büyük sabır boşalt. Sabır ver demiyorlar. Sabır sanki bir depo. Sabır sanki bir yerde tutulan arkadaş, önü barajlanmış bir birikim. Hepsini boşaltıyorlar. O kadar sabra ihtiyaç var. Lokal bir sabra değil. İmtihan kolaysa az bir dayanıklılıkla götürürsünüz. İmtihan gerçekten gücünüz kadar zorlanıyorsanız evvelallah biraz ıkına sıkına halledersiniz. Ama boyunuz aşan bir imtihansa ki şimdi biz Haçlı seferlerindeyiz arkadaşlar. Oradaki savaşanlar arasında yabancı uyruklu hemen hemen her milletten aynen Kudüs'e ilerleyen ve yakaladığı Müslümanları kazanlarda haşlayacak kadar acımasız eski şövalyelerin biraz daha modern giyimli ve çok teknolojik alet edevat kullanan gelişmiş şövalyeler. Ahir zaman şövalyeleri. Fotoğraf büyük bir fotoğraf aslında. Her ne kadar da bir terör örgütlerinin adı anılıyorsa da onlarla ibaret değil. Onlardan ibaret iş daha kolaydı. Allah'ın yardımıyla kolaydır inşallah. Efrig, boşalt Allah'ım aleyna tepemizden sabran, çok büyük bir sabır boşalt. Ve tebbit, çivile demek insan kayabilir, cayabilir, korkabilir, ürkebilir, sinebilir. Böyle olmazsa harpten kaçmanın büyük günahlar listesine alınması söz konusu olur muydu? Adam öldürmek arkadaşlar, yani sihir büyüş yapmak ve benzeri haklar, yani günahlar sayılırken hukuk gaspı vesaire arasında ve tevella yevme zahfi, düşmanla göğüs göğüse olduğun zaman kaçmak da en büyük günahlar arasına konuluyor. Zordur. Allah Teala Hazretleri kolaylaştırsın. Allah'ım ayaklarımızı çivile. Onu öğretmiş Rabbimiz dua olarak. Ve nusuruna artık yardımı da gönder lütfen. Bak biz kışladaki asker değiliz. Kışladan çıktık. Cephedeyiz. Tekbir getiriyoruz. Dünya medyasına servis yapılamak parmağımızda böyle zikirmatik de var. Allah 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 la havle çekiyoruz. Hasbunallah çekiyoruz. Yani hem tetik çekiyoruz hem zikir çekiyoruz. Kalbimiz zikir çekiyor, parmağımız tetik çekiyor. Senin askeriniz biz. Kabe'den anlayan, kitaptan anlayan, peygamberden anlayan, namustan anlayan. Bak namazla kılıyoruz görüyorsun. Cemaatle bile kılan fotoğraflar paylaşıldı biliyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız ve yar ve yardımcıları olsun. O zaman madem biz senin cephendeyiz, senin safındayız, müspet insanlarla beraberiz. O zaman sen de zalimlerin, hainlerin, kötülerin destekçisi bir ilah değilsin ki. İnnallâhe lâ yehdi keydel hainin, Kur'an'da kendi sözün. Allah hiçbir zaman hainleri desteklememiştir ve başarı vermez.
Ey milyarlarca dolarlarımızı çalıp çırpıp yurt dışına götürüp şimdi keyifli keyifli yiyen vatan hainleri, kıllarınızın dibinden çıksın. Amin. Burnunuz az gelir, kıllarınızın dibinden çıkarsın Allah. Amin. Hiyanet kimdeyse, hiyanet kimdeyse, özel isim, adres, topluluk, kitle yönlendirme çalışıyor, bu kabilden konuşmuyorum arkadaşlar. Hainleri destekleyen Allah değilsin sen. Zalimlere inni harramtu zulme ala kulum, kendime de zulmü haram ettim diyen Allah'sın. Biz zalimlerden olmamaya çalışıyoruz. Yanlışlarımız vardır fakat burada bir vatan var, burada yaşayan insanları var. Onların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. İşte Kızılay'ı patlattılar efendim. İstanbul'da bir yıl başına Rahin Amin'e karnası bir yeri patlattılar efendim. Arabalar, havalimanlarını patlatıyorlar. Bunların kaynağını kurutmak kolay bir şey değil ama en azından tabiattaki vahşi, yırtıcı, parçalayıcı, zehirleyici hayvanlar evimize girdiğinde öldürüyoruz ve girmeye çalışırken vuruyoruz. Ormana, sürek avına çıkmıyoruz. Domuz avına çıkmıyoruz. Bahçemize girerse vuruyoruz. Değil mi? Kurtlar, canavarlar kuzularımıza dalarsa öldürüyoruz. Şimdi bu canavarlar bize dalıyor. Dalmasın diye tedbirimizi aldık. Fiziki bir tedbir aldık. Bir de şimdi silahlı tedbir alıyoruz. Hem savaşmak anormal değil ki. Dünyada bu kadar savaş için silah sanayi var. Niye? Savaş için. Amerika'nın sadece yılda savaşa yatırdığı yatırım tüm dünya sağlık harcamasının 6 katı. Sağlık harcaması demeyin. Basit bir alet kaç milyar, kaç bin TL tutuyor. Gidin hastaneye bakın, ne kadar modern aletlerimiz var. Ben bugünlerde hastanelere de bir selamlık uğruyorum. Bakıyorum, aletleri inceliyorum. Kafamda bir tahmini rapor, hesap çıkartmaya çalışıyorum. Müthiş bir şey ya. Tüm dünyanın sağlık harcamalarının 6 katı paraya, para denmiyorlar, gömüyorlar silah sanayini arkadaşlar. Savaşacaklar. Bizim savunma bakanlığımız var. Genelkurmay başkanımız var. Kara, hava, deniz kuvvetlerimiz, jandarmamız var. Polisimiz var, istihbarat birimlerimiz var. Bunların elindeki tesbih değil, elindeki kitap değil. Savaş aletleri. İster korunma, ister savunma amaçlı olsun, ister taarruz olsun. Şimdi bu silahlar arkadaşlar kullanılacak. Bugün değilse ne zaman kullanılacak? Kapıya dayanmış düşmanlara atak helikopteri atak düzenlemeyecek, taarruz etmeyecek. Füzelere bugün hedefe gümletilmeyecek. Ne zaman gümletilecek? Hatay gittikten sonra mı? Antep bittikten sonra mı? Yahudi bayrağında Siyon yıldızının alt mavisi, ült mavisi, Nil ile Fırat arasını Yahova bize ikram etti diyen ve bunu da Türkiye'ye Tansu Çiller zamanında geldiğinde GAP projesini gezerken ağzından kaçıran İsrail Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi işte buralar bize Tanrı'nın vaat ettiği topraklar. Espri yaptığımda da kapatmaya çalışan her bir Yahudinin anasından doğduğu günden kabre konacağı güne kadar telkinler arası yer alan o adresi adam doldurmaya çalışıyor. Bunların hepsi piyon. Amerika'da kullanılıyor arkadaşlar. En dünyanın siyasi dehası ve gerçekten yani şeytanlığına, şeytanın bile yetişemeyeceği kadar usta İngilizler bu işe kullanılıyor. Diğerlerde öyle. Terör örgütleri de yani bunlar şimdi Kürtleri çok seviyor. Arapları çok seviyor. İşe alet olan Türkleri çok seviyor da onun için onları destekliyor. Değil mi? ABD ve de bir başkası. Değil. Hedef onların projesi yürüyor. Ama Allah'ın izniyle çomak sokacağız. Allah bizim nedir? Biz Hayber çıbanı nasıl patlatmışsak Hazreti Ali gibi bir aslanla bizim yeni Aliler de inşallah yeni Hayberleri dağıtacak inşallah. Biz Allah'tan yanayız. Allah'ın da bizden yana olması için bize düşen iman, ameli salih, iyi niyet üzere hakkaniyet çizgisinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Vensurna, yardım et Allah'ım, yardım. Alel kavmil kafirin, zalimlerin
kafirlerin ve sapıkların karşısına dikilen yiğitlerine yardım et ya Rabbi diye bu ayetleri, bu dualar bugünlerde daha çok okunmalıdır, değil mi arkadaşlar? Tabii ki bu ayetlere ben şu evelallah Allah-u Teala Hazretlerine özellikle böyle kritik ortamlarda, yani Allah'tan başka kimsenin elimizden tutup çıkartamayacağı perişan ortamlarda okunması gereken bir zikir olarak da Kur'an'da yerini alan ama bunun bir olayını dinleseniz tamam diyeceğiniz bir ayetin, üç ayet var da birisini okuyacağım sadece. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ İki ayet daha ekleyeceğim bunun arkasından. Bunu da şöyle kapatalım. Bir de Rabbimizin kendisine açılırken, yardım talep ederken, destek ya Rabbi, yardım ya Rabbi diye Allah-u Teala'ya dilekçe verirken ne şekilde verilmesi gerektiğini yine bize Kur'an'dan Rabbimizin öğrettiği bir ayet okuyoruz. O da nedir? Çok duyulan bir ayet aslında. Dikkatimi çeken bir olay var. Türkiye'nin hafızları, kurraları, okuyucuları hep birbirinden kopya çekiyorlar. Şehitlikle alakalı ve la tekulunun da oldu. Mübarek ayetler dizisi var. Hep onu okuyorlar. Onların ikinci okudukları ikinci ayet. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü üsteinu bis sabri ve salah innallâhe ma'as sabirin ve sadakallâhu lazım diyoruz. Ayetler liste olarak bunlardan ibaret. Hemen hemen hepsi aynı sureden. Fakat sadece Allah'ım normal bir sabır değil bugün senden istediğimiz. Çok olağanüstü durumdayız. Allah'ım tüm dünya çökmeye çalışıyor. Bir avuç Müslümanı ayakta kalması İslam'ın son kalesi gibi dünyanın böyle mazlumların yorumladığı, bizim de öyle gördüğümüz, havalara girmediğimiz, yani her şey bizimle ayaktadır gibi bir düşünceye de asla sahip olmadığımız, Allah sürprizler ilahıdır. Nerede neyi ne şekilde halledecek o bilir ama dünyanın şöyle bir umut bağladığı, garibanların inşallah onların sayesinde diye elden ovuşturduğu bir umut adresi olduk arkadaşlar. Bu bizim kendi oluşturduğumuz bir propaganda sonucu değil. Allah bunu böyle yaptı. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin bu mübarek ayet-i kerimelerini şöyle bir Rabbimiz bize nasıl destek verir, nasıl yardım eder konusunda bize düşen bugün bir daha zımparalayacağız, bir daha şöyle cilalayacağız ve ona göre Rabbimiz inşallah kulum yettim diyor ya. Osmanlı sözüdür. Yettim, yetiştim, geldim kulum. Kul daralmayınca Hızır, peygamber daralmayınca Cebrail ve melekler gelmiyor arkadaşlar. Allah peygamberleri bile burnundan solutmuştur vallahi. O noktaya o kadar dayamıştır ki zor şartlara. Yani dinlesene şaşırırsınız. Ve kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Allah. ذَاقَ طَعْمَ الْا۪يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ Hadis metninde bu yok. Onu ben, yani salavat-ı şerife benim vazifemdir diye söylüyorum. Nebiyen ve Resul'a. Aziz sabriyle hemen Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâkemal'i seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, bacılarım, hacılarım. Allah-u Teala Hazretleri en sevdiği, en değer verdiği, pırıl pırıl iç ve dış dünyaları böyle koklanası güzeller, günahtan uzak, Rabbisinin bir dediğini kirletmeyen, görevini tam başarıyla yaptığına Allah'ın böyle ilahi mührünü basıp yübelligûne risalâtillâh, bu peygamberler var ya, hepsinden memnunum doğrusu. Hepsi görevini tam yapmıştır diye vazifelerini Firavun'a rağmen, Nemrud'a rağmen, her türlü aksiliklere rağmen tek başına da kalsalar, bir tane Müslüman bile kazanamasalar hakkıyla yapmıştır diye Allah'ın Kur'an'da net olarak açıkladığı peygamberler bile arkadaşlar o kadar zor anlar geçirmişlerdir ki. Sormayın git. Biz çok rahat alıştık. Rahat kafamıza girdi, hayatımıza değil. Hayata girse kolay çıkar. Rahatımız kaçar başka dedik ama kafaya keyif girince, kafaya her şeyde her an rahat etme fikri yerleşince bu adamı tatmin etmek, doyurmak mümkün değil.
kafaya keyif girdi, kafaya. İyice zerk edildi, damardan verdiler, damardan. İnsanlara zevkleri, keyifleri damardan verdiler. Bu insanların Allahu Teala Hazretleri biraz da dertlenmesini, biraz da gözlerinin kızarmasını, şöyle bir ağlamalarını, şöyle bir düşünmelerini, ufak ufak da korkmalarını istiyor. Ufak ufak da heyecanlanmalarını istiyor. Acıkmadan yiyen adam yemekten zevk almaz. Pelte gibi yığılacak kadar yorulmadan yatan adam da uyuyamaz, uyku tutmaz adamı. Bazı adamlar direksiyonda uyuyor, eve kadar o kadar yoruluyor ki beyni ve vücudu garajı arabaya çekiyor. Biraz uyuduktan sonra eve geçebiliyor. Böyle zaten emekli modunda öğleye kadar pijamasını çıkartmıyor. Öğleye doğru kahvaltısını yapıyor. Daha sonra giymeye gerek yok canım diyor. Kim dokunacak zaten diyor. Evde kılarım diyor. Akşama kadar pijamayı çıkartmadan emekli modunda yaşayan insanlar var. Bu kadar hayatın kolay olduğu bir yerde değiliz. Allah dünyada olduğunuzu gösterecek. La rahate fid dünya var mı güzelim? Bu dünyada rahat yok diyen bir açıklamayla tanışıyorsunuz değil mi? Tanışıyorsunuz. Biliyorsunuz. Hele ilaveten mümin olmanın bir ekstra, Allah'ın dinine mensup olmanın ekstra bir de imtihanları var, helalları var, haramları var. Ne bileyim, Müslümana karşı otomatik düşmanları var, şeytan var, nefis var, tağutlar var. Müslümanın sesini, sözünü, ezanını, Kur'an'ını, Kâbesini, camisini asla görmek istemeyen, İslami görsellerden böyle kırmızı görmüş boğa gibi böyle titreyen tipler var. Onlardan kaynaklanan bir ilave imtihanı da var. O da insana bir nevi hapis gibi olduğu için Peygamberimiz et dünya sicrül mümini demek zorunda kalmış. Arkadaşlar buraya çok fazla abanmayın. Buraya çok fazla yüklenmeyin. Burası normalde cennetle kıyaslandığında zaten tam bir hapishane. Normalde de mümin olmanın imtihanları var. Şusu var, busu var. Kendinizi bir nevi zindanda hissedin de. İmam-ı Rabbani'nin güzel bir yorum var, diyor ki maşallah diyor, ne lüks zindanımız varmış diyor. Oo, ne lüks zindanımız var. İstediğimizi yiyoruz. İstediğimizi giyiyoruz. İstediğimiz yere gidiyoruz. İstediğimiz davranışı sergiliyoruz. Gardiyanımız da yok. Demir parmaklık da yok. Ama adı hapishane işte. Boğaz'da hapishanede yaşıyor beyefendi. Kemerkant'ta hapishanede yaşıyor beyefendi. Florya köşklerinde hapishanede yaşıyor. Marina'da hapishanede Müslüman ya. Zengin, varlıklı, ultra, hanımın altında jip, sonradan türedi zenginler, türedi fikirler var da türedi zenginler yok mu? Yani İslam'ı laiklaştıran, kitaptan kopartan, sünnetten kopartan, içtihattan kopartan, edepten kopartan, hayadan kopartan, sadece işte Müslümanlık birkaç simgesel görüntüsünü taşıyan, Müslüman demeye bin şahit illallah çektirten, yeter dinimi bu kadar mıncıklamayı, Allah'tan kork diyesi gelen fotoğraflar. Güya zindandayız. Allah bir tedirginlik yaratacak. Kusura bakmayın. Bir heyecan yaratacak. Piyasamız ne olacak? Yatırımlarımız nereye varacak? Ondan sonra efendim bundan sonraki durumlar ne olur, ne biter? Ufak ufak düşüneceksiniz. Ahireti düşüneceksiniz. Kabiri, mahşeri, ölümü. Ya şimdi mesela Allah yardım etsin, gerçekten korusun, kollasın. Çok ekmeğin aşını yedim ben. Reyhanlı'da çok kaldım Suriye'ye giderken. Oradaki üst düzey ağırlama da oldu. Halk seviyesinde ağırlanmamız da oldu. Ben onlara minnettarım. Kilisede öyle, Hatay'da öyle. Bizim toprağımız olması ayrı. Bir de biz oralardan sık geçtiğimiz için bak o bölgede bir tedirginlik var. Ufak ufak roketler düşmeye başladı. Değil mi arkadaşlar? Bir can kaybımız da var Reyhanlı'da. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bu ayet Kur'an'da bir aksesuar mı sizce? Sizi kesinlikle diyor Allah. Kesinlikle ben Allah'ım, Rabbinizim. Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz. Havf, korkutacağız. Korkacaksın.
açlık, yokluk göreceksin. Vel cü'i. Midelerin de en güzelini, en temizini, en pırıl pırılını taşıyan peygamberin midesi aş ekmek görmedi, sen sürekli geğireceksin. Açlığı tadacaksın. Açlığı da göreceksin. Sebzelerinden, meyvelerinden, ürünlerinden eksilteceğim. İstediğin zaman her sene böyle dalları kıran fındıklar göremeyeceksin. Her sene böyle ah meyveler altlarına böyle bir direnç koyalım da aman ha taşıyamıyor diyemeyeceksin. Meyvelerinden azaltacağım, bir şey söylemeyeyim, en sevdiğin canlara okuyacağım. Sensizliğim, Allah göstermesin, başımızdan eksik etmesin. Başından da eksilecek, ayağından da eksilecek, organların da eksilecek. İstediğin kadar başımızdan eksik etmesin de. Sahabe-i kiram en büyük duayı, ya Resulallah seni Allah başımızdan eksik etmesin diye dua ettiler. En önce peygamberimiz başlarından eksildi gitti. En sevdiklerinizi eksiltmenin, onsuzluğun asla dediğiniz kimselerin kabirlerinde ağlayacaksınız, cenazelerinde bayılacaksınız. Günlerce kendine gelemeyeceksin. Bundan sonra yaşasam ne olur, ölsem ne olur? Benim için hayat bitmiştir dedirtecek Allah. Bu var. Bura dünya kardeş. Bir mezar taşı da senin başına konulacak. Birer kişi de senin adına denilecek. Bugün Fatih'teydim, İsmail Ağa Camisi'nde 74'lük bir dedenin, Laz dedenin cenazesini kıldık. Adam uyanık. 73 sene 8 ay yambul yumbul gitmiş. Düşe kalka. Ömrünün bitimine birkaç ay kala iyice bir toparlamış kendisini. Bir bakıma girmiş, manevi bakıma. Allah dostlarına şak kadarak yapışmış. Ne olur demiş, benim geçmiş itibariyle çok eksiklerim, bütçe açığım var. İstemediğim işler oldu bitti. Sizin desteğinizle, sizin yönlendirmenizle, sizin tavsiyeleriniz ile Rabbime kavuşmak istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun demiş. Adamcağız tövbesine tam böyle anahtar teslim yapmış. 2 ay sonra küt diye de ölmüş. Arkadaşlar, bir taş da sizin başınıza konulacak. Ve naksın minel emvali vel enfusi ve semerat. Çok sevdiğiniz şeyleri kaybedeceksiniz. Bundan sonra diye elleriniz kollarınız kalkmayacak. Arkadaşlar, gideceğiz ya. Rahmetli Yunus ne diyor? Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Komutanım öleceksin, Mehmetçiğim öleceksin, yani haşa şehit olacaksın. Ey analar, siz de döndüğünüzde oğlunuz kabrinizde ağlayacak. Muaz İbni Cebel'i Peygamber Efendimiz Yemen'e gönderirken yoğunluklu bir konuşma yapmış, onu tam motive etmiş, iyice göreve kilitlemiş. Haydi demeden evvel demiş ki, Muaz demiş, vedalaşalım, helalleşelim demiş. Hani gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak vardır deriz ya, o da demiş ki, eğer demiş döndüğünde beni bulamazsan kabrimizde buluşuruz demiş. Öyle olmuş. Döndüğünüzde buluşamazsak kabrimizde buluşuruz. Peygamberler bile ön cama dayanmışlardır arkadaşlar. Neler 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 neler. Sure-i Yusuf'tan bir örnek vermiştim. O noktaya getirmiş ki Allah o, yani yürek güçleri, dünyaya yeten o yiğitleri korkuyu öldürmüş, ölümü öldürmüş. Allah'ın kendilerine Bismillah ve la yahşevne ahaden illallah kaydıyla yüreklerini bize açtığı peygamberler, bu peygamber yüreğini görmek ister misiniz? Korkuyla cesaret noktasında bir peygamber yüreğini şöyle gözünüze görmek ister misiniz dercesine Allah açık kalp ameliyatı yapmış bu peygamberlerin hepsine.
kefilim, benden başka hiçbir şeyden korkmazlar demiş. Sure-i Ahzab'da Allah açıkça ilan etmiş. Hiç korku nedir bilmez. Bu peygamber öyle zor an yaşıyor ki artık buraya dayanıyor. Hatta izestey eser rusul, neredeyse peygamber ümidini kesecek noktaya getiriliyor. Tam o anda olan oluyor zaten. O noktaya getiriyor ama. Yüze yüze kuyruğuna getiriyor. Artık yani bu iş buraya kadarmış diyeceği noktaya getiriyor. Kardeşlerim, şöyle bir sesini düzenleyip, kendisini toparlayıp, o tatlı okuyuşuyla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diye başlayan ve bizi mest eden, ağlatan hafızların okuduğu ayetlerin bazı pratiğini yaşıyorsunuz. Bunları da yaşayacaksınız. Vallahi Allah'a kavuşuncaya kadar nasıl sene içinde bahar bağışlayın, dönekliği yaşadığınız baharlar gibi size sabah ayrı hava çalan, öğlen ayrı name okuyan, akşam başka bir gazelle günü kapatan böyle ne idüğü belirsiz baharlar gibi, değerli kardeşlerim, sıcaktan sizi bunaltacak kadar sıcak muamele çeken yazlardan sonra sizi donduracak, titretecek, soğuktan parmakla birini yapıştıracak kış da gelecek. Hayatın kışı da vardır. Hayatın kışı da vardır. Allah sizi hazırlıyor. Asker sivilde terliyor. Asker sivilde zorlanıyor. Askeriyenin eğitimini bazı izlersiniz, siz takip etmekte yoruluyorsunuz ya. Öyle bir tatbikat yapıyorlar, öyle bir ne bileyim çalışmalar yapıyorlar ki inanın insan takip ederken yoruluyor. Aman Allah'ım, yani o işi yapmış gibi yorgun düşüyorsunuz. Niye? Şimdi Afrin harekatında Fuzuli kanları dökülmesin diye. Sivilde ter dökmeyen, özür, barışta ter dökmeyen sivil değil. Barışta ter dökmeyen savaşta kanını döktürür. Barışta ter dökeceksiniz ki savaşta kanınız dökülmesin. Tamam mı kardeşlerim? İşte Allah-u Teala sizi böyle peyderpey, peyderpey bir yerlere getiriyor. Sizi böyle psikolojikmen, ruhen, manen, yürek olarak hazırladıktan sonra zaten ben bu günü bekliyordum ya. Ben büyük bir maça hazırlanıyordum. Koşum bunun içindi. Büyük bir kupaya hazırlanıyorum. Dünya kupasına hazırlanıyorum. Kampa girmişim ben. Kadın olayı yok. Alkol yok. Yatış saati belli, kalkış saati belli. Sıradan bir maç, savaş değil. Maçta bile insan kendisini yöneten kadronun bir terbiyesine, bir eğitimine, bir disiplinine, ne bileyim alışıyla bir mahrumiyetine evet demek zorunda kalıyor. O performans, o birikim lazım. Büyük bir kupa alacaksınız. Büyük bir iş başaracaksınız. Peygamberlikten sonra en büyük kupa şehitlik kupasıdır. Bu kupayı alacaksın. Peygamberlikten sonra en büyük kupa meşale peygamberlik meşalesidir. Ondan sonra alttan ikinci kupa ve meşale de şehitlerin meşalesidir. Ya Allah seni o noktaya getiriyor. O noktaya getiriyor. Karambolde anında şöyle bir durum olmasın diye, kulun paniklemesin diye. Bak bu ayetlerde ufak ufak, bilmiyorum farkında mısın, sana bir antrenman yaptırıyor. Bak ayetler sana antrenmanı yaptırıyor. O mübarek peygamberler, ben hemen ayete bağlayacağım. Bugünkü mevzum, çünkü 15 tatilde ne az bahsetmem lazım. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevgili, değerli eşinizi, sevimli bebişlerinizi, bir ailesiniz siz, babalığınızı, kocalığınızı, analığınızı, efendim ne bileyim hanımlığınızı, evlatlığınızı, torunluğunuzu hatırlayacağınız böyle bir doğal yaşamın olmazsa olmazı, çekirdek mutluluğumuz, dünyadaki mini ve geçici cennetimiz
aileyi de bu mevsimlerde gözden geçirmeniz lazım. Bak, kısmen okulların kapanmış olması, arkadaşlar evlatlarınıza daha çok göz göze olmanız, muhabbet etmeniz ve birlikte ortak hareket etmeniz, seyahat etmeniz gibi bir özgür ortam getirirse bunu da değerlendirmeniz lazımdır. Çok büyük konularla meşgul olurken bazı arkadaş kolay hafif kaçamaklar insana güç ve enerji kazandırır. Tamam mı? Ama bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de bir boşluk doldurmuyor ki, Allahu Ekber. Em hasibtum, bismillah, em hasibtum en tedhulü cennete ve lemme ye'tikum mefellene kalem min kablikum messetumul be'se ve tarra'u ve zülzilu. Bakın, zelzele, zülzilu. Hatta yekuller rasul vellezine amanum meta nasrullah ela inna nasrallahi karib ayeti de bugünlerde yiğitlerimize okunsun, ailelere okunsun, yöneticilerimiz bir daha dinlesin, halk bir daha şöyle, bu ayetler Kur'an'da mıydı ya? Ben hiç görmemişim, hiç aklıma da gelmezdi böyle bir şey olacağı. Desinler, desinler. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in vefatına bir türlü inanamamış. İnanamam ben de, inanmak istemem ki. Ya asla dediğim birisi ancak olsa olsa Allah'ın Resulüdür, özür. Benim dizimde menisküs olduğu halde vallahi sandalyeye oturmaktan, böyle bağdaş kurmaktan utanıyorum da diz kırarak ne olsun, boşver ya. Tahiyyat oturuşla oturun, biraz daha edepli oturmuş olayım arkadaşlar. Siz rahat olun. Hayır. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Hazreti Ömer Resulullah öldü diyenin kellesini vururum diyecek noktaya gelmiş. O da biliyor. Doğum tarihi var, insanın ölüm tarihi var. Hazreti Ebubekir çok mutedil, tüm ümmeti toparlayan bir konuşma yapmış. Herkesi sakinleştirmiş. Herkes ikna etmiş. Herkes kendine gelmiş. Bir şoklama yaşamışlar. Toparlanmışlar. Giriş konuşması müthiş. Gelişme daha müthiş. Aradaki okuduğu ayet herkesi toparlamış. Bismillah, inneke meyyitun ve innekum meyyitun. Allah diyor ki, ya Muhammed sen kesinlikle öleceksin. Onlar da ölecek. Onlar da görecek göreceklerini. Sen öleceksin ya Muhammed. Onlar da deyince Hazreti Ömer irkilmiş. Allahu Ekber. Ben yani Kur'an'a çok içli dışlı, çok sıcak birisiyim. Sürekli hatim indiririm. Uygulamalı hatim, sevap amaçlı hatim, bir sürü hatim türlerim var. Allahu Ekber, bu ayet neredeydi? Kur'an'da böyle bir ayet var mı diye merak etmiş. Niye? İşine gelmiyor. Çocuğunuzu severken onun doğranmış boynu, Orta Doğu'daki doğranan çocuklar gibi parçalanan, uçaktaki atılan fosfor bombalar darmadağın olan binalar altında böyle vücudunun yarısı içeride dışarıda parçalanmış çocuk olarak evladınızı görmek ister misiniz? Allah göstermesin, değil mi? Araba kazasında benim bir arkadaşım ilk defa Renault 9 araba aldı. Bir mühendis, çok da temiz bir Müslüman delikanlı. İlk defa heyecanla pikniğe gittiler. Böyle Çiğdem gibi sarışın bir de çocuğu var. Kız çocuğu. Bakmaya kıyamasın ya. Özel kalemle çizilmiş. Şimdi çocuk da hevesli, hanım da hevesli. İlk defa arabaya sahip oluyorlar. İlk defa da piknikte deniyorlar. Piknik bitti, işte güzel gün geçirler. Tam park ederken baba gel 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 derken bir de ses kesiliyor. Adamcağız frene basacağına gaza basıyor. Tamponu çocuğun karnına geçiyor, duvara yapıştırıyor, çocuğunu patlatarak öldürdü. Ama o adam da öldü. Hanımı da öldü. Hiç inanmadığınız şeyler olacak. Kucağınıza solmuş bir civciv. Kocacığım, Fadime, anacığım, yavru, bunlar dünyanın. Arkadaşlar doğal aslında ama biz hiç yaklaştırmıyoruz yanımıza. Bu ayeti yaklaştırın yanınıza artık. Sizler diyor Allah, sizden öncekilerin geçirdiğini gibi peygamberin başkanlığında olan bir iş bizi ilgilendiriyor. Çünkü iman ettiğimiz bir kadronun ve iman etmiş ekibin tecrübesini Allah bizimle paylaşıyor.
Büyük şiddetler, zorluklar, ondan sonra savaşlar, hastalıklar, onları öyle bir sarstı ki diyor Allah, peygamber bile sarsıldı. En sağlam Müslümanlar, şimdi okuyacağım, o sağlam Müslümanlara getirdim konuyu şimdi. Yani normal seyrinde gidiyoruz, tamam mı? O sağlam Müslümanlara getirdim konuyu. Arkadaşlar, o hale geldiler ki peygamber bile zülzülü iyice alt üst oldular. Zelzele şu binanın çatısını veyahut da kubbesini tabana indiren, direkleri birbirine deviren bir alt üst oluş söz konusu. Böyle bir zilzal, sarsıntı, böyle bir acayip alt üst oluş yaşadılar. Ne kadar zordur. Ne kadar zordur. Artık peygamber de dayanamadı. Etrafında en güçlü Müslümanlar bile Mete Nasrullah, Allah'ım tamam, vallahi şikayet yok. Eğer bizi gözden çıkartmışsan, feda edeceksen biz zaten cephedeyiz. Zaten biz senin yolunda her gün gaza ve şehadet duası yapıyoruz. Her de bizim Müslümanlara peygamberimiz diyor ki, Allah yolunda gazilik gaza etmezseniz veya Allah yolunda şehit olmayı duanızı ekleyip Allah'ım ne olur bu hayat bittiğinde bana şehit diyeceğin şekilde bitirmek nasip eyle deyip Allah yolunda ilahi kelimetillah içerikli Allah'ın dini hak ettiği yere ulaşsın canım. Değil mi? Allah'ın dini, Allah'ın bu yüce programı, yaşam biçimi olan adını İslam verdiği bu tercih ettiğimiz güzel din, Allah tarafından gönderiliş, kitabın inişi, peygamberin gelişi neyi hedeflemişse o iş gerçekleşsin diye bir mücadele söz konusu olacak. Bu doğrultuda mücadele. Arkadaşlar, alt üst olacaksınız. Aman Allah'ım. Nerede kaldı yardımın demek zorunda kalacaksınız. O zaman işte Allah diyor ki tamam, yardım gelmiştir. Düşünün İbrahim peygamberin, ben peygamber olaraktan inandığım, başımın tacı dediğim, onun inşallah soyundan olduğumuzu da, inanç soyu, en azından iman soyundanız biz. Beden ve biyolojik, fizyolojik, yani fiziki anlamda konuşmuyoruz. Onun iman soyundan gidiyoruz elhamdülillah. O mübarek ateşe tam temas ederken, ayağa değmek üzereyken Cebrail bile ona desteğe, yardıma geldi. Fakat o mübarek Cebrail'i reddetmedi, terslemedi. Fakat seni gönderene ihtiyacım var, sana değil dedi. Tam ateşe temas edeceği o böyle cayır cayır yanan, Kur'an'da bunu Allah anlatıyor. Babanızın veya başkanınızın hayat hikayesinden bahsetmiyoruz değil mi? Kuni berden ve selamen ala İbrahim ayetiyle de hepinizin tanıştığını düşünüyorum. Ey ateş, İbrahim'e serin, sakin, çok hoş bir manzaraya dönüşüver diye Allah'tan talimat aldığı anda kullandığı ses suyu diyor peygamberimiz. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana, hasbunallah değil, o çoğul, yani hepinizi kapsayan bir zamir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Ona yaslandım ben. Ona güvendim. Ben 10 sayfadan oluşan o günkü Kur'an diyelim kitabı okuttuğum için, ben tevhide, Allah'a birlemeye çağırdığım için, Allah'a tapınmayı insanlara öğütlediğim için herhangi bir suçum yok. Ne insan, ne hayvan, ne cin, meleklere, tabiata bir yanlışım yok. Bir peygamber ahlakla yaşıyorum. Sorumlu bir tip değilim. Suçumdan dolayı atılmış değilim. İmanımdan dolayı atıldıysam iman ettiğim Allah'ın sorunu bu. Ben imanımdan dolayı atılıyorsam bir yere, başka bir benden kaynaklanan bir yaramazlık söz konusu ise beni yakmakta, beni ateşten çıkartmakta, orayı gül bahçesine dönüştürmekte Allah'ın konusu kardeş. Ve Allah-u Teala Hazretleri onu bir peygamber olarak kurtardı derseniz yanılırsınız. Evet, kesin yanılırsınız. Çünkü peygamberlerden kurtulmayıp doğrananlar da oldu. Biçilenler mi? Testereyle böyle hızar biçilir gibi biçilenler mi?
baltayla Yahya peygamber gibi doğrananlar mı? Yaktülüne nebiyine bi gayri hakkın, Kur'an'ı bir daha tazeliyoruz. Arkadaşlar, peygamberler bile bu uğurda doğrandılar diyor Allah. Bilgi kaynağı kendi kitabı. Yarın gideceğimiz o laneti yemiş Siyonistlerin de ataları, ki kendileri de aynı laneti hak ediyor. Çünkü onların yaptığına sahip çıkıyorlar ve benzerini yapıyorlar. Onlardan devraldıkları zulmü katlayarak KDV'li işliyorlar. Bu yüzden laneti devam ettiriyorlar. Biz atalarımızın yanlışına sahip çıkmayız. Allah affetsin deriz en azından. Güzelliklerinin, etkilerinin, inşallah onların başarılı olduğu konularda biz de varız. Överiz, severiz, uyarız. Ama körü körüne attıkları her adım, yaptıkları her iş, tüm açıklamaları, projeleri doğrudur diyen bir mantık sapık bir yöntemdir. Arkadaşlar, Sübhanallah. Allah-u Teala Hazretleri o mübarek peygamberleri bir peygamber olarak değil, sabah gün doğumuyla günün iki mızrak boyu yükselişi arasında 70 tane peygamberin kanını oluk oluk akıttıklarını Kur'an söylüyor. Yahudilerin kendi peygamberine acımayan adam Filistin'in çocuğa mı acıyacak ya, şu alem mi acıyacak? Rahmetli Necip Fazıl'ın bir güzel anlatım var. Siyonist eşittir, yiyeceği bir tane yumurta için tüm dünyayı yakıp kül etmek gerekirse bunu gözünü kırpmadan yapabilendir diyor. Bir yumurta için dünyayı yakmaya çalışıyor. Tüm fesadın kaynaklarında o var. Ne derseniz deyin, ünlü bir rahmetlik Müslüman siyasetçi Siyonizm üzerinde çok konuşuyor diye ya her taşın altından onu çıkartıyor bu adam dediler, ama şimdi özür diliyorlar. Şimdi hak veriyorlar arkadaş. Şimdi özür diliyorlar. Kabrine gidip bağışla diyorlar. Arkadaşlar, doğranan peygamberle dolmuş. Onu peygamberliği değil, ateşe ayağa değerken bile, ateşe doğru giderken bile Allah'a güveniyor oluşu ve bunu resmen açıklayışı ve bu zikrini, bu güvenceli ifadesini peygamberimizin bile dile getirip hadis metnine yerleştirmesi kurtardı. Afrin'deki ateşe doğru giden yiğitleri de aynı iman kurtaracak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Onun için Mehmetçik'te böyle cesaret şırıngası, cesaret hapı, ondan sonra bilim yarın nasıl ölecek diye ağaç ağaç diye bağışlayın bir dansöz şantöz kıvırması, bir kafa lıkırtısı yerine bir elde tetik, öbür elde zikir matik, Allah Allah diyerek gittikleri için Allah'ın izniyle başarırlar. Size de aynı şeyi söylüyorum, bakın. Yine frenleri gözden geçirin. Yine yangın tüpünüz olsun. Kışın çekme halatınız, zinciriniz, kış lastiğiniz olsun. Bunları inkar eden yok. Tıbbı inkar eden yok. Yani trafikte geçerli kuralları ve araçlar için mühendislik bilimlerinin ortaya koyduğu alet edevatı zaten almazsan suçlusun. Ateşe dayatıldığın zaman ben ateşle karşı karşıyayım, kimse beni ateşe göndermiyor, yüreğimde bir yurt ateşi, vatan ateşi var, İslam ateşi var, anam, babam, yarim, ülkem, milletim diye gidiyorum. Ateş de olsa gideceğim, su da olsa geçeceğim. Gerekenizi yapacağım diyen bir Mehmetçik olarak eğer bir yere gidiyorsan, senin de sonun İbrahim peygamber gibidir. Ateşe girerken bile hasbunallah diyen bir yiğit. Sübhanallah. Rabbim sensin diyen. Duyacaksınız, duyacaksınız. Bu operasyon bittikten sonra duyacaksınız. Birebir konuşacaklar sizinle. Ne olağanüstülükler, Allah'ın ne yardımlarını bizzat böyle yalansız onlardan ağlayarak, heyecanla, titreyerek dinleyeceksiniz. Allah-u Teala Hazretleri lokal olayların, özel şahısların Rabbi değil ki.
O peygamberlere sağladığı hepinizin ortaklaşa bildiğiniz ana konular listesinde olduğunu düşündüğüm malum güzel sonuçlar peygamberlere özge değil, onlarla sınırlı değil, işi yanlış bloke etmeyin dercesine hakkan aleyna nüncil müminin, hakkan aleyna nasr müminindir Allah. Der ki peygamberin yolunu izleyenler, adil ve merhametli yol izleyenler, başkasına zulmetmeyi yani gaspı, yağmayı, tağutlu, eşkıyalığı haşa deyip reddedenler, Allah için iş yapan tüm kişiler ve oluşumlara söz veriyorum, nasıl peygamberimi kurtarmışsam, nasıl peygambere yardım etmesem, ya size yardım etmeyi üstüm alıyorum diyor Allah ya. Daha ne desin? Birkaç tane terör iti, terörist köpek sürüsü Amerika'nın güvencesiyle sana saldırabiliyor mu? Saldırıyor. Diğer dünya devletlerinin desteğiyle senin ülkende senin uçağını tependen Almanya şansölyesi. Eğer siz bu işi başarırsanız zaten iktidarsınız. Başaramazsanız sizi saraylarda ağırlarım dedi mi dedi. Gazeteciler saraylarda ağırlanıyor. Alplerde kayak yapıyorlar şimdi. Kaçıda milyarlarla. Yani adam Almanya'ya güvenip senin üstüne yürüyor. Amerika'ya güvenip senin efendim bombalarla patlatıyor. Efendim Fransa'ya güvenip yine aynı haltı, İngiltere'ye güvenip senin demiryolunu parçalıyor ve Araplar isyan ettirip seninle birebir savaşıyor. Ya ben onlara güvenerek değil, hasbunallahu ve ni'mel vekil ile Allah'a güvenerek iş yapıyorum ya. Hangimiz şanslıyız ya? Şu işe bak. Yapmayın etmeyin kardeşim ya. Çirkin çirkin karikatürler, iğrenç iğrenç yorumlar. Gavurdan daha çok arkadaşlar kendi öz vatanına ve vatandaşına düşmanlık yapan insanlarla karşı karşıyayız bugün. Okuyacağım burada okuyacağım. Okuyacağım. Şeytan siyasetçilerin, şeytan medyanın, şeytanın yaptığından daha büyük çalkantıyı ve umutsuzluğu pompalayan yerli gavurların, yerli hainlerin ortalığı nasıl velveleye vermek için bu zor günümüzde arkadan hançerlemeye çalıştığını şu ayetlerle senin gözüne çakacağım biraz sonra. Göreceksin sen de. Arkadaşlar o ayetlere geleceğiz. Süremiz bir 15 dakikaya indi. Önce şu mübarek ayetleri bir tatlı tatlı okuyalım. Şimdi sevinçli haberlerimiz de var. Tabii. Ya arkadaşlar benim tarzım pek hoşlanmıyorum ama kürsüye, minbere, mihraba böyle bir konferans için bir salonda herhangi bir hitap edeceğim noktaya geldiğim zaman beni bir celal kaplıyor, celal. Elimde değil. Celal demek Allahu Teala Hazretlerinin kahır sıfatının insanda tecellisi demek. Cemal yanaklarınız gülücükler açar, sesinizde bir halavet olur, davranışınız latif olur. Gelen memnun, giden memnun, bakan memnun, dinleyen memnun. Millet sizi dondurma külahına koyup yalayası gelir. Annem ne tatlı bir adam bu ya. Sübhanallah der. Fakat kardeş ben özel hayatımda öyle olmaya çalışıyorum ama vallahi elimde değil. Ya beni yetiştiren, bu kürsülere kazanan, beni hukuktan alıp hakim cübbesinden hoca cübbesiyle takas ettiren mübarek zat da ya hoca efendi fazla bağırma Allah işittirir dediği halde abi buraya çıkın da frenim patlıyor benim ya, beni idare edin. Elimde değil, atmosfere giriyorum, havaya giriyorum, havalanmıyorum. Yani bu girdiğim bu anaforda böyle bir şey beni sürükleyip götürüyor. Tansiyonum da yükseliyorum, tansiyonum da var, aort damarım genişledi. Bu olaylardan dolayı pazar günü 4 tane vaaz ettim. İkisi orta ölçekli, öbür ikisi 1,5 saat süreli. Arkadaşlar bunlar basit bir şey değil ki. Kıymetli meslektaşlarım mesela resmi Diyanet görevlisi, vaiz efendilerimiz, hocalarımız Allah vallahi sözlerine tesir versin. Manevi piyasanı güçlendirsin. İnsanlara bizden binlerce kat daha etkili olsunlar da şu insanlar şöyle bir İslam'la ihya olsun canım kardeşim. Müslümanlar çoğalsın, İslam güçlensin, cennetin müşterisi artsın. Kıskananı Allah kıskacı alsın ya. Niye kıskanacakmışım ki?
Niye kıskanacak? Allah yol selamet diyorsun. Onlar haftada 3 vaaz ediyor. Ben günde bazen 4 ediyorum. Oluyor. Bundan dolayı da özür dilerim. Yani biraz bazı esiyoruz, gürlüyoruz elimiz olmayan nedenlerle. Ama şimdi yumuşak ayetlerle böyle okşayan anam Allah hocam bırak da gidelim artık ya. Madem orası bu kadar güzel hocam bırak da ölelim diyesi geliyor. Şimdi Boğaz'da birisinin evine gittik. Ben pek gitmem oralarda pek işim yok. Hiç gitmiyorum. Mesela son senede hiç birkaç sene gitmiyorum. Ama bir arkadaşım o bölgede oturuyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun bir ekip evlerine bir Müslüman partisi düzenledi. Normal öbür partilerden değil. Yaş pastalar, kuru pastalar, işte efendim çaylar, çorbalar. Böyle bir gençlik oluşum. Ben de o zaman gencim, delikanlıyım, askerliği yaptım veya yapmadım. Ben de onlara böyle işte akışkan bir konuşmamız, böyle bir gaza getirme şeyimiz var ya. Hocam gel bizim gençlere gazla falan dedi de gittik. Şimdi böyle tam güzel bir sofra kuruldu. Fakat kurulan böyle İstanbul'un en ünlü pastanesinde bir yaş pasta var ortada. Tam böyle herkes ona göz kestirdi. Fakat aksesuarı güzel, böyle markası da o biçim. Herkes ona böyle dikti gözünü. Fakat gıda mühendisi bir arkadaş demesin mi ki onun üstündeki jöle hayvansal gıdadan, domuz karışımından olabilir. O zaman çok radikaller. Böyle hiç helala, harama estiriyorlar. Şimdi amuduyla beraber gidiyor her şey. Caiz değil, yiyemeyiz demesin mi? Halbuki hoca benim, caiz değil diyen gıda mühendisi. Olur, helal olsun. Herkes böyle birden rengi bozuldu, morali bozuldu. Böyle öyle kaldılar. Ne yapalım, ortalığı yumuşatacağız. Dedim ki arkadaşlar tebrik ederim. Şu anda bu büyük taarruzumuzu sadece şeriat durdurdu. İslam durdurdu. Helal olsun deyince ortalık biraz düzeldi. Tam böyle taarruz. Şimdi öyle bir şey göreceğiz. Tam böyle taarruz, yani oraya girmeyi isteyeceksin. Bir an evvel ölelim de hocam bırak da gidelim oraya diyeceğiz. Bir fotoğraf çekeceğiz şimdi sureyi alimlerden. Ondan evvel biraz sizi yoralım. Gök gürlesin, şimşekler çaksın, yıldırım düşsün, sonra yağmur yağsın. Sonra güneş çıksın, sonra kelebekler uçsun, arılar vızıldasın, kuşlar çiçeklesin. Ama hava bir sıkıcı, hava bir efendim böyle gürültü, patırtı. Yağmurdan sonra bir rahatlama oluyor değil mi? Bugün İstanbul'u bir güzel gün geçirdi. Önce Allah üşüttü, sonra yağdırdı lapa lapa, peşinden damla damla. Sonra bir tatlılık oldu değil mi bugünkü İstanbul'un havasını yaşadınız? Önce bir soğuttu Allah, sonra bir yağmurla karla kırdı, bir de tatlı bir yağmur gün batımına doğru, ikindi sonrası bir de güzel ikindi güneşi gördük. Ne kadar tatlı değil mi? Önce şöyle bir sarsılın bakalım. Ve keyyim min nebiyyin gâtele mâhû ribbiyyûne kefir. Meal gibi geçeceğim, size bırakıyorum zaten 68. sahabe dedim. Allahu Ekber, peygamberler eşliğinde nice Rabbani kullar, Rabbisine bağlı Allah Teala. Ya uyuşturucu bağımlısı kardeşlerimizi, alkol bağımlısı kardeşlerimizi, gayrimeşru hayatın bağımlısı kardeşlerimizi, kendisini bekleyen helal eşlerinden başka adreslere bağımlılık yapmış olan kardeşim vesaire, cümle gayrimeşru bağımlıları Allah Rabbani kullar arasına çeksin inşallah. Amin. Rabbisine bağımlı eylesin. Allah bağımlısı, peygamber bağımlısı, kitap bağımlısı, İbadet düşkünü bir yapıya Allah hidayet etsin inşallah. Amin. Hele dün bir hanımefendi beni hastanede yolumu çevirdi. Beni görmüş, tanımış, ağlayarak hocam dedi böyle evladım beni banyoya kilitliyor. Bıçağı alıyor, öldürmeye çalışıyor. Birkaç kez canımı zor kurtardım. Evladım da Müslüman ama bir sorunlar yaşıyor, bir bunalım yaşıyor. Kocama da söyleyemiyorum. Artık ben evi terk edeceğim, memlekete gideceğim. Böyle bir sürü dertler var insanların. Allah yardım etsin. Analarını, analar için öleceklerini, anasını öldürmeye çalışan evlatları yetişti şu dünyada. Allah imdad etsin. Rabbani ayet deyince Allah'a bağlı, Rabbisine bağlı güzel insanlar peygamberlerle birlikte cephelere gittiler. Şimdi mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Katele, vuruşmak, vuruşmak, gıtal. Peygamber Efendimiz arkadaşlar Allah rahmetin alemin olduğunu kendisi söylediği halde hele müminlere rauf ve rahim, çok titrer, aman mümine bir şey olmasın, ayağına bir şey değmesin evlatlarımın, yavrularımın gibi titrek bir yüreği var müminlere, aleme de merhametli oldun Allah ama
Bedir Harbi'ne katıldı, Uhud Harbi'ne katıldı, Hendek kazdı, Huneyn'de kükredi. Hatta Huneyn'de 12 bin Müslüman çil yavrusu gibi panik yaşadılar, korkmadılar. Panik ani bir reflekstir arkadaşlar, panik panik. Hani böyle mitinge geliyoruz, böyle bağırıyoruz, çağırıyoruz, birden polis, panzer çıkınca susutmaya başlayınca veya da biber gaz atmaya başlayınca bir panik yaşıyoruz ama sonra mahalle aralarına kaçıyoruz, tekrar toparlanıyoruz. O ani reflekse panik diyorlar, olumsuz reflekse, kaçışma falan. Sahabenin hepsi bunu yaptı. 12 bin insan kaçtı. Sadece mübarek peygamber etrafında dünyadayken cennetliksin diye peygamberimizin anons ettiği 10 Müslümanla 5-6 Müslüman'da 15-20 kişi ancak kalabildi. O kadar acayip durum yaşadılar. Savaş kolay bir şey değil. Değil arkadaşlar. Değil. Ondan sonra Allahu Ekber diyor ki Allah fema ve hanu gevşemediler lime asabın fi sebillah. Allah yolunda bu vuruşma sırasında önce böyle marşlar söylemek iyi, mehterler iyi, istiklal marşıyla motivasyon iyi ama iş cepheye geldiğinde cıvcıv kurşunlar gittiğinde, bombalar patladığında, araç infilak ettiğinde, yanında arkadaşının beyni patlayıp kucağına sıçradığında, parçası üstüne geldiğinde, bunlar basit şeyler değil. Ama diyor ki Allah, hiçbir şey gevşetmedi onları. Ben Allah'ım ya diyor, Allah'ım, kulum, ben Rabbinim, olayın raportörü benim. Fotoğrafı ben sana arz ediyorum. Hiç gevşemediler, hiç takmadılar, sağ olsunlar. Memnunum. Ve me zaufu zafiyet göstermediler. Ve meslekanı kafire boyun değmediler. Diz çöktüremediler. İnşallah çöktüremeyecekler. Tamam mı? Çöktüremeyecekler. Biz eşkıya değiliz. Kimsenin malına, ırzına, toprağına göz dikmiş insanlar değiliz. Kimse hesabına iş yapmıyoruz. Biz kendimiz Mehmetçiyiz ve Mehmetlerin yurdunu koruyoruz. O kadar. Tamam mı kardeşim? Sonra Allah diyor ki vallahi yuhibbus sabirin, maşallah direnç var sende. Ondan sonra zafiyet göstermedin, sağ olasın kulum. Boyun da eğmedin, helal olsun, seninle beraberim. Sevdim seni doğrusu. Ve mâ kâne kavlem, şimdi onların bir de dua kısmı var. Şimdi direnç kısmını gördünüz. Fakat bir dua kısmı var. Allah'ım içleri kıpırgın. Hem savaşıyor hem dua ediyor. Tekbirleri getiriyor. Allah'ım diyor. Mecebrâ'ya gözler, meleklerine gönder. Allah öyle bir iman ki sormayın ya. İnanın. O ortamda olsanız var ya, sizin imanınız Allah'tan başka her şeyi kazıyan bir iman olur. Denizde çalkantıya, büyük bir Bermuda üçgenine, Titanik'i parçalayan büyük tsunamiler ve dalgalara yakalanan insanların Allah konuşmalarını bize aktarıyor. Benden başka her şeyi unutarak Allah dediler diyor. O an. Sübhanallah. Tamam. Ve mekene kavlem, onların duaları yani sözleri aslında bu duaları illa en gali şuydu, Rabbena gfirlene zünubena. Allah'ım evet biz cephede savaşıyoruz, Bedir'deyiz, Uhud'dayız, Çanakkale'deyiz, İstiklal Savaşı'ndayız, Afrin'deyiz, şuradayız, buradayız, bir mümin olaraktan meşru bir müdafaa işi yapıyoruz, bir savaştayız ama yine de kuluz ya, bizim günahımız olur Allah'ım, bizi affet lütfen diyorlar. Adam cephedeyken beni affet diye yalvarıyor. O gece bile ayıp ayıp filmler seyredenler utansın. O gece bile onlara dua etmeyenler utansın. Bir de bırak onları eleştiren, onların sağladığı özgür ve terörden arındırılmış huzurlu uyuyacağı ortamlar için savaşan o Mehmetçikleri arkadan hançerleyen Brutus'lar utansın. Ama yine de o ne kadar nazik bir Mehmet ki, ne kadar nazik bir gazi ki, Allah'ım ben beşerim. Cephede bile hata edebilirim. Camide hata edebilirim. Haçta hata edebilirim. Ne bileyim, atmosfer çok güzel. Ama yine de özür dilerim doğrusu. Allah Allah, şu nezakete bak. Peşinden ve israfene fi emrine. Olur. Hareketlerim bir takım taşkınlık olur. Haddi aşan sözlerim, davranışlarım. Ne bileyim, bir korkarım anında, belki arkadaşımı öne sürerim. Ben arkasına siper alırım. İnsanlık hali. Veya çok zor bir operasyona, ya bir şey yok orada, bir iki karartı var, oraya git derim. Allah beni bağışla, korktuğum için gönderdim. İnsan yapar bunu. Başınıza gelmedi, rahatsınız. Benim daha hiç gelmedi. Ben zaten bu konuda adam bile değilim. Niye değilim?
Atış poligonlarında arkadaş sabit cisim vuramadığım gibi askerde target diyorlar, hedefi vuramamış bir adam ben. Ne 12'si? Allah'tan ki oğlum beni kurtardı. Oğlum askerde atış birincisi oldu da ailemizin namazı kurtuldu tabiri caizse. Güm 12. Ben arkadaş oradaki levha var ya, levha. Onu bile vuramamışım. Komutan bir de hocasın dedi, yığıtan dedi ya. Millete gaz veriyorsun dedi. Sonra silahı aldı, o da vuramadı. Meğer silah ayarsızmış. Vallahi gidin sorun Abdülkadir komutanıma. Mekanı cennet olsun öldüyse. Yaşıyorsa Allah hidayet versin. Çünkü pek yani dünyayı sevmezdi. Dünyayı pek görmeden yaşadı. Ayık gezmezdi çünkü. Tamam. Bütün herkes biliyor. Tugay biliyor. Ona şey Kadir derlerdi ama ben demem. İyi Kadir olsun inşallah. Ben suruna ve sebbit aktemene ayağımızı çivile ya Rabbi. Ben suruna destek ver Allah'ım. Destek ver. Amerika'ya karşı destekle bizi. Kalleş NATO'ya karşı destekle bizi. Rus'a karşı destekle bizi. Ya Rabbi Esed komünistlere karşı destekle oradaki özgür Suriye ordusunu. Ya Rabbi Kalleş İran arkamızdan saplıyorsun. Ve sen daha dün batmak üzereydin. Gezi olayları başladığında Türkiye'nin tavrıyla biraz toparlandın. Ama şimdi durdurun operasyonu, yine terör sürsün diyorsun. Ve Türkiye'de en dindar oluşumlar bugün İran devrimiyle alakalı yıl döneminde ortak çalışıyorlar. Bu kalleşlerle bugünlerde tavrınızı netleştirin. İmtihan ediliyorsun. Ondan sonra metroca konuştu mu da gürlüyorsunuz. Konuşacağım. Hakkı söyleyeceğim. Çekindiğinde yok. Ölüm tarihini Allah imzalamış. Gelecek rızkı da Allah Rezzak. Sen ne Rezzaksın ne mümit öldürensin. Oturduğun yerde. Adileri de, alileri de, şereflileri de, şerefsizleri de, işbilicileri de, gerçek vatanseverleri de görmek zorundasınız. Allah'ım ayağımızı çivile, düşman topluluğa bize yardım eyle. فَاَتَاهُمُ اللّٰهِ ثَوَابَتْ دُّنْيَا وَحُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ Allah diyor ki tam güzel sonuç aldılar. Allah onlara dünyada da ahirette de en güzel sonuçları verdi. Allah kendisini görüyormuş gibi hareket edenleri çok sever. Şimdi ben size bir olay anlatacağım. Bu olayı Allah'ın ayetlerinin doğuran, bu ayetlerin inişini, nedenini açıklayan bir olay. Tamam mı kardeşim? Şimdi Bedir Harbi bitti. Çok Ebu Cehil bile kesti bizi bilgiler. Uhud'da da onlar galip gelemediler ama ikinci devrede bayağı bize darbe indirdiler. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değil. Kızla anlatacağım. Bir 5-10 dakikalık süreniz var. Bir tekbir getirelim. Usul yerini bulsun. Bir dakika. Allah için. Afrin'deki Mehmetçilere destek için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Hazreti Muhammed Mustafa mutlu olsun, memnun olsun. Ümmetlerim beni düşünüyor, sağ olsun dualarını aldım. Allah da onları ihya etsin. Salatlar size yağsın evlatlarım, selamlar size ulaşsın. Dünya ahiret esenliğiniz, güvenliğinizi sağlasın Allah diye peygamberden bir karşı cevap almak üzere hep beraber Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Cezakumullah hayran ya cemaah. Kardeşler, şimdi Ebu Süfyan peygamberimize Bedir savaşımızın yıl dönümünde aynı yerde buluşmaya var mısın ya Muhammed dedi. O da inşallah varım dedi. Gelebilirsen gel. Senesi doldu. Peygamberimiz hazırlandı, ekip hazırlandı. Ebu Süfyan toplayabildiği kadar asker topladı. Tam yolda Allah onun yüreğiyle oynamaya başladı. Sıkıştır yüreğini. Yüreği göğsüne sığmıyor. Bir bunalım verdi, bir korku verdi. Allah bu ya. Ve kadefe fî kulûbihimur rûb diyor Allah. Kalbine ötleksin dedim. Ötlek.
korkacaksın dedim diyor Allah, korktu. Cesareti veren de Allah, korkuyu veren de Allah. Korkuyu vakumlayıp alan da Allah. Adamı böyle altına ettiren de Allah, kusura bakmayın. Aynı olay Beni Kureyze Kaynuka Yahudilerinde oldu. Kuşatma sırasında Müslümanlar umutsuz, madden umutsuz. Yani şartlar itibariyle, savaştaki dengeler itibariyle biz bu kaleyi fethedemeyiz. Kaledekiler de çok rahat, bu kaleyi kimse bizden alamaz. İş bu noktaya gelince فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Sûre-i Haşr. O ayetleri, ilk ayetleri bir okuyun. Bana bağımlı kalmayın. Zaman yok. Her şeyi benden de beklemeyin. Siz biberon çocuğu değilsiniz. Siz artık ızgara delikanlılarısınız. Tamam mı kardeşim? Şimdi Allah diyor ki, Allah onlara çok farklı bir şekilde ummadıkları yerden bastırdı. Nasıl bastıracak bak şimdi. Ya Rabbi, ummadıkları yerden bastır Afrin'deki eşkıyalara. İç sürüsü kaçsın, Afrin'in halkı kalsın. Hayvanları zarar görmesin, tabiatı zarar görmesin, Amerika zarar görsün. Onun itleri, köpekleri zarar görsün, işbirlikleri zarar görsün, Amerika'nın kucağına oturan satılı köpekler de zarar görsün. 4500 tırın 4000'i ganimet olsun, 500'ü pert olsun inşallah. Kurban olduğum Allah, öyle bir Allah. Göreceksiniz ne sürprizler yaratacak Allah. Cesur olun, yiğit olun. Ciddi söylüyorum bak, vallahi. Rahat olun. Tamam mı? Duayı yağdırın onlara. Her gün iki rekat destek namazı kılın. İstihane ayetinde. Destek namazı, istihane namazı kılın. Sadaka verin onların başarısı için. Allah'ım, bunlar cephedeki Mehmetlerin başarısı için, Allah için veriyor ama onlar başarsın diye, belaları def olsun diye. Bu bir tuzaklar onlara zarar vermesin. Tuzağı kuranların başına patlasın diye böyle güzel niyetle sadakalar verin. Dualar edin. Yani bir takım zikirleri de onlara havale edin. Bin bir Seyyus Emül Cem ve Yüvelinden Tümür gibi. Bu okuyacağım ayeti Hasbunallah ve Nemel Vekil'in 450 gibi rakamlar iyidir. Tesirlidir. İlla değildir. İlla değildir. Ama tesirli rakamlardır. Anahtarın dişlisi gibi. Açal evelallah. Değil mi? Destek verin. Şimdi arkadaşlar, mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı yaptılar. Ben atlayarak gitmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Tarih gelince yüreklerine o korkuyu da kazıdı. Aynı o kaledeki Yahudilerin kalbine kazıdığı gibi. Adamların kalbine korkuyu kadrefi kulubihim ruh diyor ya Allah. Yüreklerine o korkuyu atınca Yahudiler birden değiştiler. Bu kale düşmez derken, Müslümanlarda bizim mancınığımız yok. Sadece oklarımız, yaylarımız var en uzağa gönderebileceğimiz. Biz bu kaleyi gücümüzle alamayız. Allah bir sürpriz yapmadı müddetçe diye beklerken Allah bir korku verdi. Yuhribune büyütehim bi eydihim ve eydil mu'minin. Bir anda oldu bak, bir anda paniğe kapıldılar. Bir anda dengeler alt solu, siyasi bir karmaşa oldu. Avrupa devletlerinin efendim hesabı tutmadı, çıkar çakışmaları, çarpışmaları oldu ve hemen Yahudiler kendi kalelerinin elden çıkacağına inanmaya başladı. Bir dakika sonra içeriden binaları yıkıyorlar ki bu bina, bu kale gidecek, hiç olmazsa sağlam gitmesin, Müslümanlara yaramasın. Müslümanlar dıştan vuruyor, onlar içten vuruyor, teslim oldular. Allah öyle bir Allah ki, sakallı teröristlerle oradaki bıyıklı köpek teröristleri Allah öyle bir çevirir ki belki de o Amerikan askerlerini vurmak isterler. Kurban oldum Allah, ne sürpriz yaratmıştır, gün doğmadan neler doğar. Siz yolda olun daim. Mevla görelim ne eyler. Ne eylerse güzel eyler. Şimdi aynen bu olay oldu. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizle buluşmak üzere yola çıkan adamların kalbine bir korku geldi. Dönmek de dönemiyorlar. Savaş meydana gelemiyorlar. Propagandacılar gönderdiler. Ebu Süfyan, bizim bazı medyacılar gibi, bazı efendim kravatlı teröristler, meclisteki kravatlı teröristler var ya, siyasetçiler, onlar gibi adamlar gönderdiler. Şimdi bu ayet okuyoruz.
Dediler ki اَلَّذِنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Mekke'den öyle bir kuvvet hazırladılar ki senin şurayı şurayı vuracak füzeleri var. Şurayı şurayı uçuracak güçleri var diyorlar ya şimdi. Dedikleri gibi. Gavurdan daha çok bizim yerli propaganda yapan gavurcuklar var. Onların yaptığını o gün sıradan sade okullar okumamış, ince siyaset olmayan kaba böyle münafıklar yapıyor. Çok büyük güçle geliyorlarmış. Fahşevhüm teslim olsak iyi olur. Yani az zayiatla kurtarırız. Teslim olalım gibi. Teslim olmaya alıştık ya biz arkadaşlar. Hep teslim olmaya. Adalarım isterseniz buyurun. Batum isterseniz Batum batsın. Buyurun. Kerkük, Musul sizin olsun. Hatay'da kalsın isterseniz. Hatay'da zor aldık daha yeni ya. Hatay'da kalsın. Öyle bir teslimiyet ki yani neredeyse söylemesi ayıp noktalara doğru gidiyor. Kalsın orada. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu insanlar büyük propagandalarla ayeti vereceğim bir saniye bekleyin. Bismillah. İnnemâ zâlikum şeytanü fahşevhüm bölümüne burası eklenmesi lazım. Bak 200 yok 60 72. sayfadan arka sayfaya geliyor 73'ün 2. ayeti. İnneme zalikum şey bu şeytanın ta kendisidir bu adamlar. Yuhavvi korkutuyor evliya işbirliği yaptığı gavurlarla adamlar münafık içimizden çıkma hainler türediler tamam mı arkadaşlar vatan haini veya ileriye yönelik siyasi hesaplar yapan bir takım altyapı çalışmaları çok açık konuşuyorum. İleriye yönelik bu savaşı fırsat bilip başka türlü biz bir yerlere gelemeyeceğiz. Bu savaş ortamı tam atmosferdirip bulanık suda siyasi malzemeler oluşturmaya çalışan insanların da bugün aynı taktikleri var. Haberiniz olsun. Kimse aptal değil. Bunlar diyor öyle şeytan ki işbirliği yaptı ABD ile AB ile NATO'nun efendim gladyosu derin yapılanmalarıyla hatta o teröristlerle işbirliği yaparak sizi korkutmaya, sindirmeye çalışıyorlar diyor Allah. Siyasi şeytanlar var. Medya şeytanları var bugün. Bu milletin şu zor gününde teröristten daha büyük iç darbe vurmaya çalışanlar var. Var. Takip etmiyor musunuz? Parasını verdiğiniz, maaşını verdiğiniz vekil Avrupa Birliği toplantısında seni kanmaz diyor. Mecliste maaşlarını verdiğin besleme köpekler bazı Kıbrıs'taki bazı besleme köpeklerimiz ki Kıbrıs'taki maaşları biz veriyoruz orada senin aleyhine konuşuyor. Aynı işler oluyor ya şu Kur'an canlı Kur'an yavrum kardeşim bacım canlı Kur'an o gün Hazreti Muhammed ve ekibini savaştan caydırmaya barış konusu değil teslim olmaya bu işi bitirmeye fehşevhum ne demek korkun teslim olun demek yuhavvi korkutuyor evliya işbirliği yaptı dostlarıyla sizi korkutuyor gavurlarla fele tehafum diyor ki Allah takmayın kazımayın diyor Allah sizinleyim fele tehafuhum korkmayın onlardan diyor Allah ya korkmayın baş üstüne ya Rabbi deyin. Baş üstüne. Ve khafuni in kuntum mu'minin. Asıl korkmanız gereken bana döneklik yapmanız, gavurla işbirliği yapmanız diyor. Ondan korkun siz. Korkmaktan korkun siz diyerekten işi tatlıya bağlıyor. Dur bir dakika şimdi asıl o müminlerden ne duyacaksınız onu duyun. Aynı İbrahim peygamberden duyduğunuzu duyacaksınız şimdi. Ondan peygamber olarak sizden ümmet olarak diyor ki müminler fezadehumullah fezadehum imanen o gavurların propagandası ters tepti. Müslümana Allah bir cesaret verdi. Müslümana Allah bir yürek verdi. Neydi o TRT1'deki sarışın kızın açıklaması? Yurtta sol, cihanda sol. Yiyecek bizi. Gümrükler, havalimanları tutuldu. Kimse yerinden kıpırdamasın diyerek okuyordu değil mi? Ben bile heyecanlandım. Allah Allah ben haberleri yaşananları görüyorum haberleri koca TRT bu yurtta sul cihanda sul ekibi teslim olun diyor size Allah'a ekber ama Allah bu millete bir cesaret çırıngası yaptı fele tehafuhum dedi Allah korkmayın korkmadılar hiç ummadığınız
fiziki, görsel, fotoğraf kısmı hiç de İslam'ı yansıtmayan ama özündeki İslam'ı dışına yansıtamamış, içi gümbür gümbür iman dolu kızlarımız, oğullarımız, dedelerimiz, gençlerimiz maşallah bir ufak kurtuluş destanı yazdılar. Yazdılarım yazdılar. Şimdi aynısı oluyor. Allah kendisi konuşuyor. İmanlarını güçlendirdim diyor. Artırdım. Ve kalu, iman güçlenince dediler ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Aynı İbrahim peygamberin ateş üstüne yürürken dediği gibi biz de küfrün üstüne, terörün üstüne, iç ve dış hainler üstüne giderken Allah bize yeter. İstediğin kadar uğurlaşın, istediğin kadar sızın, istediğin kadar kırıp dolaşın, istediğin kadar hiyanetin her türlü rengine girin. Allah bizimle olduktan sonra kökünüzü kazıyacağız inşallah. Böyle bir yaklaşım söz konusu ayette. Netlik ne yaklaşımı? Netlik söz konusu. Sonra Allah ne yapıyor biliyor musun bu adilere? فَنْغَلَبُهُ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَطْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Allahu Ekber. Ve büyük bir zaferle döndüler diyor Allah. Çok büyük kar, madden de çok büyük kar elde etti bu Bedir Sura'daki olayda. Gelemedi Ebu Süfyan, gelemedi, yüreğine korkuyu kazıdığı için hiç savaşmadan Müslümanlar galip geldi. Çok az bir eylemle büyük bir zafer elde ettiler. Biz de ederiz inşallah. Sonra madden, ekonomik anlamda da çok büyük menfaatlere kondular. Allah'ın rızası da işin en üst çıtası oldu diyor Allah. Ve rıdvan, razı oldum. Gavurdan korkmadınız, teröristten korkmadınız, benden korktunuz ve bir destan yazdınız. Dileyin benden ne dilersin diyerek Allah onlara da elhamdülillah onuru ediverdi. Bitti ders bundan ibaret. Rabbim inşallah bizi hayal kırıklığına değil umut kırıklığına uğratmasın. Biz hayallerle uğraşmıyoruz. Allah'a olan imanımız ve umudumuzla uğraşıyoruz kardeşlerim. Fakat şimdi hocam siz bize bir şey demiştiniz. Bir sözünüz vardı şöyle bir rahatlatmak, böyle bir yumuşak, tatlı, elmacık keleklerimiz kıpkırmızı olacaktı yanaklarımız. Sonra biz soğuk, ay keşke biz de oraya gitseydik falan diyecektik. Ondan kastınız neydi diyorsanız meal vereyim. Vereyim değil mi? Vereyim. Tıklıyor musunuz beni? Oy veriyorsunuz. Sağ olun. Tamam. Tamam kaldı. Bismillah. Allah la tahsebe la tahsebennellezine kutilu fi sebil emvata. Bu da 60 72. sayfanın üstündeki ayetler. Aslında alttaki ayet okudum çünkü konum onunla iç içeydi. Burası mutlu son. Şimdi o kadar savaştık, kaza yaptık, heyecanlandık değil mi? Ayaklarını çivile, sabır boşalt Allah'ım diye böyle bir burnumuzdan soluduk. Şimdi artık istirahat zamanı, dinlenmeye alınacağız inşallah. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, özellikle sen ve senin mümin ekibinde peşinden Allah yolunda öldürülenleri sakın öldüren sanma, bel ahyan, onlar cap canlıdır. Bu ayetleri yorumlamaya uğraşmayın, yormayın kendinizi, canlıdır. Nasıllığı, niceliği Allah'a özgü. Gedir. Canlıdır. O canlı insanların bakın şimdi durumuna. Allahu Ekber. İnde Rabbim yurzakun. Allah katında rızıklandırılıyorlar. Allah, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar, geziyorlar. Hurler, gılmanlar, kevser şaraplar, süt bal ırmakları. Ondan çıkıp ona giriyorlar. Bornozunu alıp böyle kenarına limon konulmuş bardaktaki meyve suyunu bir petliyorlar. Oo, bir petliyorlar. Sarma gitsin. Vallahi var. Şimdi bir astsubayımız bir petliyor. Rızıklandırılıyor. İki tane daha şey dedim. Onlar da böyle. Şimdi bitmedi durun. O astsubaylarımız geriye dönüp diyorlar ki bakın. Ferihine, çok mutlular diyor. Allah diyor ki çok mutlular. Allah sizin kanınıza mı muhtaç ya? Siz kimsiniz ya? Canınıza mı muhtaç? Geçin bunları siz ya. Bir siyasetçi konuşmuyor, bir komutan konuşmuyor. Hulusi Bey konuşmuyor. Kurban oldum Allah diyor ki ferihine, çok mutlular. Ferihin, çok mutlular. Bima atehumullah min fadl. Allah'ın kendi ikramından, verdiklerinden dolayı öyle bir muazzam sonuç ki çok mutlular. Ve estebşirûne, sevinçten uçuyorlar.
Ve yestebşirûne, müjde yağdırıyorlar. Billezîne lem yelhaqû bihim min halfihim, kendilerinden sonra şehitlik adayı şu anda çırpınan ve çarpışan Mehmetçiklere bir müjde gönderiyorlar. Ellâ havfun aleyhim. Ey arkadaşlar, korkmayın, korkmayın. Ve lâ hum yahzenûn. Sakın üzülmeyin. Çok güzel yere geliyorsunuz. Ne olur gecikmeyin. Biz çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi değil. Anam ağlamış, avrat üzülmüş, evlat tabutuma yasla. Ben onlara bakmıyorum. Ben hayatımı yaşıyorum kardeşim. Gelin, gelin. Vallahi gelin. Kimse kimseye kandırmıyor. Kimse kimseye gazlamıyor, frenlemiyor. Allah diyor ki, verdiklerimden dolayı çok mutlular, uçuk bir mutluluk var. Bir mesajları var. Bir mesajları var. Bir mesajları var. Geridekilere diyorlar ki, bakın sureye Âl-i İmran. Bildiğiniz gibi değil. Çok mutluyuz. Lütfen çabuk olun. Siz de gelin. Siz de gelin. Ölüm aracı, ölüm şekli yanmak en zorudur. Yanarak şehit olsanız bile duyacağınız en korkunç ölüm, Allah'ın şehit dediği bir kimsede yaşanacak ölüm acısının en yüksek dozu, bir karınca ısırığı, bir iğnenin, enjektörün damara girişi kadardır vallahi billahi. Eğer Allah'ın şehit diyeceği biçimde giderseniz, bir karınca ısırığından daha çok acı çekerseniz, beni ahirette divan-ı harbe vermeseniz namertsiniz. Al işte sana açık, açık çek. Eğer siz Allah'ın şehit dediği şekilde dünya değiştirirseniz ve damarınıza giren iğnenin böyle değip değmediği belli olmayan kaşıntıyla acım arası bir acıdan başka bir karınca ısırığı kadar kursatün nemil acı duyarsanız divanı harbe verin ben. Damar çekindiğimde yok. Allah'ın izniyle bakın. Allahu Ekber, geride kalanlara haydin diyor. Ben Ömer Halis Demir. Nide'yi Gazi Nide yapan yiğit. 33 kurşunla ahir zamanın 2016 mıydı? 2000'li yılların diyelim Ulu Abatlı Hasan'ı. Gelin. Çok mutluyum hanım. Ağlama oğlum. Babacığım, anacığım lütfen. Gelin, soframda bekliyorum diyorlar. Allah Teala sofra başından bu mesajı çektiriyor. Çek. Tık 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 tık. Fişt. Ama WhatsApp yok. Feyiz tweet yok. Ben Kur'an'dan feyizlenerek feyizliyorum sizi. Kur'an'dan tweet diyorum sizi. Oh, bu iş paso garanti. İşte Google'da girmiyor. İşin ucuna başka bir telekom da girmiyor. Başka sistem de girmiyor. Direkt Allah giriyor. Gelin diyor Allah. Vallahi korkma niye. Delikanlı olun. Alem bize siz olun. Tamam mı kardeşim? Hiç korkmayın. Günü geldiğinde en ön safta olun inşallah. Tamam. Haydi bakalım. Sonunda da elle özür diliyorum. Yestepçiler çok mutlu oluyorlar. Bir nimeti minallahi, Allah'tan gelen nimetlerle bir ikinci mutlulukla bitiriyor konuyu. Ve fadlın aşırı fadıl, aşırı ikramlarla ve ennallâhe la yudî'u ecral müminin. Allah kendisine inanan ve Allah'a inancının gereği olarak Allah'ın razı olduğu çalışmaları Allah'ın manevi huzuruna önüne sunan hiçbir kulun zerre kadar iyiliğini karşılıksız bırakmaz. Zerre kadar iyiliği, kılın ucu kadar bir yatırımı Allah değerlendiriyorsa ayetteki net ve men yamel mihkale zerre, hatırlıyorsunuz bildiğiniz ayetler. Ya Allah'a canını veren adamı nasıl değerlendirir? El sallıyor. Çok mutluyum. Ne olur benim için üzülmeyin. Ağlamanıza gerek yok. Siz de gelin. Bu kafayla gelin, bu yürekle gelin. Çok kıyak bir adresteyiz. Hani tatile gidersiniz. Tatile gidersiniz, çok beğenirsiniz, ucuz da bir tatildir. Yok yok, aman Allah'ım, dayanamazsın, çok sevdiğiniz birisini, ya gel, ya şık 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 şık, resimler çekersiniz, gelin ya, çok güzel, cennet, cennet, yalancı cennet. Ulan yalancı cennetlere dünyayı bayılıyorsunuz. Allah sizi hakiki cennete çağırıyor.
Haydin o zaman. Benden bu kadar El Fatiha.